Evet, geldik. Yaklaşık bir 2-2,5 saat geldik ya. 70-80 kilometre geldik ama. Ve sadece 2 saatlik uykuyla duruyoruz. Kızılderili olarak bizlerin de burada Indian olarak öğrendiğimiz bir yer var. Karayiba'da. Oraya gideceğiz ve onlar gibi yaşamaya çalışacağız bir gün boyunca. Ve onların kültürünü anlatacağız ama daha yolumuz var. Buradan karşıya geçmemiz lazım. Bakalım Kızılderililer gerçek miymiş? Yani çok ilginç oldular geldik. Bu arada bir şey diyeceğim, bu devrilir batarsa ben varım. Yok, ben gittim lütfen. Yok, sen senle geleni de boğar. Onu o yüzden diyorum. Geldiğimiz lütfen. Yolda arabayla gelmek çok mantıksız. Çünkü ne biliyor musun? Hı. Araba kesinlikle mahvoldu. Ne yapmamız lazım? Beşinci el oldu. İkinci ellikten de çıktı. Benim ne yapacaktık peki? He? Ne yapacaktık? Atlarla devam edecektik. Hadi bov! Hadi bov! Ana kız okula gidiyor herhalde lan. Ha, bak. Abi bak, hayata bak ne ya. Ne zorluklar bak. Ne zorluğu mu ya? Ne zorluğu mu? Ne zorluğu ya? Evinden çıktı, sırt çantasını almış. Okula gidiyorsun. Ekmek arası falan yaptırmıştı. Geldiğimiz 30 kilometrelik yolda ben okul falan görmedim. Demek bayağı uzağa gidecek. Bu insanlar, gittiğimiz insanlar kendi aralarında bir dünya oluşturmuşlar ve iç içe yaşıyorlar. Sadece oraya aitler. Kuralları, kendi kuralları var. Eğitim alıyorlar tabii ki ama böyle çok fazla teknolojinin içine girmek, şehir merkezlerinde bulunmak istemiyorlar. Devam edeceğiz galiba. Değil mi? Büyük ihtimal. Atlarla değilmiş. Atlarla oradan bu arabalara kadar geliniyormuş. Buradan da şeye kadar gidiliyor. Karayiva'ya kadar gidiliyor. Abi kaç para bu? İkisi 1200 lira. 1200. Bizi kazıklıyor biri ama kim kazıklıyor belli değil. Abi 600 real. Çünkü gideceğimiz yola bakacağım şimdi, inanılmaz fazla yani. Arabayı alırsın 600 real. Abi 600 real çok büyük para burada ya. Geldik karganın gak dediği yere. Şu sınır çizgisini geçtikten sonra Kızılderililerin topraklarına giriyoruz. Abi terliklerle girmek bile yasak, görüyor musun? Ayakkabıyla falan girmek yasakmış. Sağ ayağınızla girin, sağ ayağınızla beyler. Sınır çizgisinin içerisine girdik. Ve ben gerçekten şu an çok şaşkınım. Teknolojiyi bir kenara bıraktık.
kötü şeyleri kenara bıraktık. Her şey yasak. Parna, Monte, Pasco. Aşık olmak da yasakmış burada. Yani doğaya aşık olamayacağız mı? Abi siz şaka mısınız? Şaka Kızılderililer mı ya? Ya. Abi yok. Abi aşka da yasak konulmaz ya. Aşka yasak konulmaz ya. Bu köyün muhtarı kim? Türkiye'de dünyada olmayan böcekler de var burada. Kuş sesini duyuyor musunuz? Bakın bu montaj değil, bu gerçek. Şaman mamam bir şey mi yapılacak? Ha? Bir ayin mayin falan. Evet şimdi şey yapacağız. Onlar gibi giyineceğiz. Ve makyajı yapılacak galiba. Baya baya gerçekleşiyor sanki yani durum. Moda giriyorum şu anda. Bu o zaman şey, dini bir görüş gibi bir şey Kızılderili olmak. Makyajlara baksana, gösterelim makyajları çekelim. Şu an ortama kabul edilme makyajı. Kabul edilmem için bana seni mutsuz gördü bence Atakan. Niye öyle yaptı ki? Çünkü böyle gözyaşı gibi yaptı onu. Evet, önce bir yüzüme bakmıştı, fark ettin mi? Kanka evet evet. Özgürlük savaşçısı yaptı seni bence. Değil mi? Bana özgürlük sanatçısı gibi geldi. Sana sanat çalıştı ya baya. Bilal de çok değişik bir aura gördü o yüzden Bilal'e bence fazla de özen gösteriyor. Bilal duygulu bir belki adam. Belki ömrü boyunca hiç hamsi kokusunu almamıştı. İlk defa hamsi kokusu aldı. O sana olmaz Atakan. Olacak! Ben gerçek bir kızı deliriyim. Çıkarayım mı bunu? Çıkarsam mı acaba bunu? Burada giyinme odası var mı? Al şunu çantama koysana. Kadınlar. Baba ben hazırım. Vallahi Atakan'ı feda ettik şimdi. Eteğini falan giydirdik. Ben etek giymedim. Bakalım bir şey diyecekler mi bilmiyorum. Gerçekten burada yaşıyorlar insanlar bu arada. Gerçekten burada yaşıyorlar. Kendilerine bir dünya oluşturmuşlar. Başta da söylediğim gibi. Buraya ne ayakkabısız girdik biz? Yani muhtemelen buradan avlanıyorlar. Yani balık vardır burada. Ağaçlarda olur ha yılanlar bu arada. Beni tut. Tutuyorum hadi. Yüzümü yıkayacağım. Yıka. Ter bastı. Suda her türlü mikrop vardır. Nasıl yaşıyorlar? Lan oğlum nasıl, ne olacak buradan? Balık tutup yemez misin sen? Yemem tabii ki. Ben yerim. Yani senin boğazında pis boğaz. Ne varsa yersin zaten. Ne alakası var? Kültürü yansıtıyoruz ya. Adamlar burada yaşıyor ya. Atakan. Yılan ağaçlı olur kanka. Gelsene şuraya ya. Onun altı çok kötü şu anda. Gerçekten dikenli ha. Hani ben bu dikenli yol efsane diye düşünüyordum. Topçak, topçak. Bırak, bırak doğanın dengesiyle oynama, siktir git. Yürüyün hadi yürüyün. Beyinsiz özürlü. Harika. Özürlü ya. Of. Tarzan olacaktım lan bir ya. Birazdan Kızılderili bir avcı gelecek buraya. Kadıca girdi gördüğünüz bakın. Şu an avlanıyor. Gerçek bir avcı. Gerçek bir avcı. Avcı amcı. Komik miydi? Evet. Bence de. Şimdi şurada bir seremoniye katılacağız. Gerçek bir seremoni. Onların içine dahil olmak için. Gel bakalım ne olacak. Canım, ne canım, anam. Tamam. Şimdi gerçek bir Kızılderili oldum diyebilir miyiz peki? Ya bu ne? Sıçtın oraya be ya. Abi şaka mısın ya? Gerçek bir Kızılderili olmaya çalışıyoruz. Bozma ya. Seremoni olacak şimdi. Şu ateşten bir şey yapıyorlar.
incenso sagrado que é do povo Pataxó, que muita gente já conhece, que é a mesca, né? A mesca geralmente ela faz a limpeza do nosso corpo, né? Tira todas as coisas negativas, mal olhado, inveja, olho gordo, né? E também serve para medicina. Geralmente para quem tem dor de cabeça, sinusite, rinite, né? Enxaqueca, não consegue dormir à noite, né? Tem pesadelo à noite, né? Então ela faz esse processo de tranquilizar o sono também da gente, né? E também serve para estar unindo as pessoas, né? Aquelas pessoas que já são casadas, quem está namorando, né? Agora para as pessoas que são solteiras aí, né? Ou solteiro, né? Está encalhado ou encalhado, né? Então serve para estar achando essa pessoa especial aí, ok? Aí eu pedi vocês para estar nesse momento, fechar o olho de vocês, todo mundo, né? Fechar o olho de perigos, né? De doenças, né? Suas famílias, né? Trabalho de vocês, o passeio de vocês aqui no litoral, né? E também o passeio de volta para casa aí, tá bom? E também a gente pede vocês, que pede proteção para vocês mesmo. Alınma kokuyor. Yoğun bir koku geldi, yoğun. Araba lastiği ya. Benim başımın dönmesi normal mi? Benim de ağzım şekerlendi sanki. Karıncalandım ben. Ne yapıyorlar şimdi? Islıkla birbirlerini çağırıyor. Birbirlerini çağırıyorlar. Burada toplanıp seremoni mi yapacaklar? Bilmiyorum galiba. Yemin ederim orada boş oturmuyorsa adam değilim. Gel baskına gidelim mi? Gel bakalım. Ne yapıyor bak, hiç çaktırma ses. Geldim geldim, patlama. Geldim geldim, patlama. Kameraya döndür de kanka, biz dokunmayalım. Canım anam. Good, değil mi? Mom. Mother. Ha? Mom. Mother. Mom. Mom. Mama. Anne. Mama. 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 Sen ev... Aha, tel takmış ağzına. Evet. Tel. Vay. Hani yerli. Hani yerlilik nerede bu tel takmış? Dolandırıyor musun buna yoksa? Doğal kalsın bırak. Hangi hastaneye gittin? He? Portekiz'e göre devlet hastanesi. Kandırıyor musun buna yoksa bizi? Bro, buraları bir ilaçlayın, ilaçlayın. Her tarafta böcek var. İyi bildiğim bir yer var, gelsin dezenfekte yapsın burayı. Korona morona her şeyi kaparsınız siz burada bak. Biz de dans ettiriyoruz. Evet, çok garip. Şimdi onlar da bir akrobat, üç ayak oron ya da ne bileyim zeybek izleseler şaşırırlar, evet, değil mi? Tabii, bence de öyle. Yok, bence şaşırmazlar. Şaşırırlar ya. Abi. Bu şaşırtıcı bir şey. Çok farklı bir kültür ya. Araya karış sen, araya, kadınların arasına geç. Ben halledeceğim. Eminden minden bundan, ben bir daha başındır. Gelip düşündüğün kendileri görürsün. Sabaha kadar buradayım, sabaha kadar. Sabaha kadar. Bir de bir de kendime, bir de bir de.
Farklı ritüeller var bilmiyorum. Şu anda Kızılderili olmakta adım adım gidiyoruz. KPSS'den atanabilirsek Kızılderili'yiz haftaya. Şimdi Atakan'ı yıkayacak adam spiritüel bir suyla. Yani şifalı olduğunu düşündüğü bir su. Bunu koyalım işte. Dur. Ne bu? Su. Su değil kanka. İlk ben kendimi feda edebilir miyim? Et bakayım. İç bakayım. Kendime geldim. Daha olmamış mı dedim. Getirdi bir yemek getirdi bize ama. Orada da nedir biliyor musun? Patates ve muz değil bu. Patates evet. Ondül. Kostül diyorsun ya. Yemekleri böyle. Baksana patates, kızarmış muz, bir de ne olduğunu bilmediğim bir toz. Şey lan bu. Tuz mu? Yok. Tat bak. Talaş. Muz oğlum ha. Buraya bana biliyoruz mu? Talaş. Vallahi talaş. Et, balık falan bir şey yok mu ya? Bence patates tam olmamış. Bence değil patates mi? Olmuş ya. Ama bu tatlı patates. Bu patates değil beyler. Kestanenin büyüğü. Hayır lan, sana söyledi ya patata diye. Öyle mi? Evet. Şu anda yiyeceğim en iyi balık olabilir bu. En iyi. Ben bir patates fazla aldım diye bana koymadı. O yüzden mi koymadı acaba? Güzel. Ciddi misin? Güzel. Yalnız çok iyi balık. Ben çok beğendim. Şimdi yemek yedik şurada. Yemekleri gayet güzel. Ben balığı çok beğendim. Ben de beğendim. Talaş gibi olan şey. Şurada bir topluluk var. Şunların bir yanına bir gidelim. Bir Türk selamını verelim. Hello. Obrigado. Türkiye. Selamlaşma. Türkiş. Turko. Merhabalar. Sağlık. Korona var o yüzden. Sağlık. Böyle. Korona var ya. Ay ben elleri sıkıştım. Anladın mı? Biz de sıkıştık. Neyse önemli değil. Korona var. Korona mı? Daha buraya uğramamıştır zaten. Öyle bir şey olmaz. Biz onlara şunu soracağız. Nasıl Indian olabiliriz diye. Hı. Zaten giyindik mindik dalga evet. Geçiyormuşuz gibi algılamasınlar. Direkt evet. Soralım. Sor. Değil mi? What? Why original Indian? You original Indian? I am fake Indian. Kaviranyucu. Original Indian olmak istemek. We want to be original Indian people. Sen gel bu tarafa be. Sen gel bu tarafa. Allah Allah. You original Indian. Indian. Ben de istiyor. I want. India. Uma prova. Prova. Ha, atora. Oy. O ne ya? Ha. Ben. Bunu kaldırabilirsin diyor. Ne var la bunda? Biz Seyton başının torunlarıyız. Evet. Gülün. O. Bunu hep götüreceğim mi ben? Galiba hep götüreceksin. Abi nasıl ya? Ben anlık zannettim. Kanka 4 kilometre yürümüştük ya az önce. Ben bir anlık o kadar zannettim. Vallahi bir 4 kilometre götürecek herhalde. Atakan'a bir şey yüklediler. Gönderiyorlar onu. Ha. Ben mi? Ben mi? Alma. Ya bunlar yılan falan çıkarsa yardımcı olacak. İndir dedi sanki ya. Gel Bilal, sıra sende. Ama ben yaşlıyım. Yok. Tem que ser a prova. Tem que para casar com ele tem que carregar o tronco. Devam et aslanım. Baksana. Şu anda ormanın derinliklerine geldik yine. Bunların yanındayken gelmek çok daha tehlikeli. Bir şeyler yapıyorlar, böcekler doluşuyor buraya. Ulan kobra yılanı var şurada. Atakan'ın eski sevgilisi diye kendisi yaptı az önce şakayı da. Hani indir mi? Yok devam et. Bayağı diyor, devam et diyor. Doğaya selam olsun diyor. Hocam, yüzümüze bir su çalalım. Çık! Çıktım. Gosta preparar casaco ainda. Üstünü çıkart, onunla suya gireceksin.
Vamos ir primeiro para o flote ele vai. Niye böyle bir şeye giriştik ki şu an? Bilmiyorum, öyle bir şey istiyorum. Eteğimi giymek istiyorum ben. Etek yok. Neyse. Gireceğim lan oraya. Bir şey yok. Bizi mahcup etme kuşa. Beyler. Oha. Abi burada yılan vardır bak. Atakan yürü. Hadi Atakan. Oğlum burada yılan vardır. Hadi koçum. Oğlum ya bu çok yılanlı yerlere gidiyor ya. Atla Atakan. Düşünme bile. Yılan var ama ben sana söyleyeyim. Oğlum var tabii ya. Atla atla. Bunların yüzünü güldürtme. Düşünme de atla. Aslanlığını göster. Atla. Atla sana oğlum. Ha, biz. Aslan be. Aslan be. Bravo. Boklu dereye atladım. Boklu dereye aslan be. Oldu mu? Gel. Gel gel oldu. Yılan var yılan. Ya. Bizi rezil etmedim. Aslanım be. Bravo. Koçum be. Tabii elinde tutarsın. Çünkü yendim. Atlamasaydı ha? Tabii ki de başıma koyarsın. Çünkü yaptım. Ne yapacağız? Başardım. Kokuyor muydu su? Yo. Güzel miydi? Çok iyiydi. Şimdi burada bir dövüş olacak. Ben dövüşe katılmak istedim bizim ekip adına. Yenilirsem sen saldırırsın o zaman Atakan. Yenilirsem ne oğlum? Adamı görmüyorsunuz mu? Hangisi? Onun ayağını tutacağım, bir de bunu devireceğim. Onu adamın ayağını tutması kaldı, bir de bu var yani. Bize bunları avlanma silahlarını bize gösterecekler. Sonra gidip avlanacağız galiba birazdan. Bak böyle. İsmi Takapi. Şu elindeki zehirli bir şey atıyor. Diğer elindeki de ok. Zaten o elindekini Cem Yılmaz'ın Arok filminde hatırlarsınız. Bak şimdi. Bak. Geldiğini varsayalım diyor. İçeri diyor. Şöyle yavaş girdi diyor. Hop. Presail. Wow. Gördüğünüz gibi. Hadi gidelim silahçı. Değişik bir spor. Ha, kuş çağırıyorlar herhalde. Kuş vuracaklar. Hadi bak. Balık vursun ya. Söyleyeyim. Ya birader. Bunlar çünkü balık tutacak gibi değil. Bizi bekletiyorlar veya sessizliği dinliyorlar. Sonuç itibariyle böyle avlanıyorlar işte. Yani geliyorlar, sessizlik bekliyorlar, hayvanı bekliyorlar, hayvanı çağırıyorlar. Gitmemiz lazım. Ne? Gitmemiz lazım. Kim? Çekimiz lazım, yeni bölüm. Hadi hadi. Ne? Yok ya, ne bir gün? Yeni bir bölüm. Bölüm çekeceğiz, daha yeni bir gün.